Konuma hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisinizdir umarım. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Vakti de az önce dediğim gibi istifadeli kullanmak babından direkt konularıma da başlamak istiyorum. Sorularıma Tabii. da başlamak istiyorum. Türkiye'nin sıcak gündemiyle başlayacağım Sayın Özdağ. Geçtiğimiz haftalardan bugüne kadar ulaşan bir Kürt sorunu polemiği Türkiye'nin gündemini epeydir meşgul ediyor. Ve bu konuyla alakalı da yine tabii olumsuz olarak da nitelendirebileceğimiz HDP'nin de bu hususa dahil olması neticesinde HDP ile ilgili öne çıkan söylemlerinde dahil olması sebebiyle bu konu biraz daha kızışarak gündeme gelmeye devam etti. Sayın Genel Başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kürt sorunuyla alakalı gündeme dair yapmış olduğu bir yorum vardı. HDP'nin meşru muhatap olduğu açıklamalarını gerçekleştirmişti ve HDP milletvekili İsmail Taşçı Erden'de skandal bir söz gelmişti yine. Bu söz neydi? Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz. Sorunun muhatabı Abdullah Öcalan'dır ifadeleri kullanılmıştı. Ve siz de yanlış hatırlamıyorsam dün olması lazım Sayın Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek bu soruya bir cevap vermesini talep etmiştiniz. Evet. Sizlerin bu konudaki yorumu nedir? Bu Kürt sorunu polemiği nerede noktalandırılmalı ve şu an ne kadar daha sürecek? Buradan başlamak istiyorum. Millet İttifakı bir yeni süreç başlatmış görülüyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Cumhuriyet Halk Partisi bu işin öncülüğünü yapıyor ve İyi Parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı yoldan gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ağustos sonundan itibaren değişik mesajlar vermeye başladı. Bunlardan birincisi KHK'lılar üzerinden verilen bir mesajdı. Bütün KHK'lıları tekrar işe alacağını söyledi. Sonra terörle ilişkileri olmamaları kaydıyla dedi. Zaten KHK'lıların çok büyük bir bölümü, hata yapılanlar hariç, terörle ilişkili oldukları için atıldılar. Bu FETÖ'ye verilen bir mesajdı. FETÖ'den bir destek arayışıydı iktidar açısından. Daha sonra Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan'la ilgili skandal açıklamalarını dinledik. Evet. Ve o açıklamalarda da Rum, Yunan, Fransız ve Amerikan politikaları desteklenerek Türkiye'nin Mavi Vatan politikasının yanlış olduğu, saldırgan olduğu ortaya konulduğu iddia edildi. İnanılır gibi bir açıklama evet. değildi. Bu açıklamayı duyunca Ünal Çeviköz 1919-20'de yaşasaydı Ankara'da Mustafa Kemal'in yanında olmayacağını anlardım. Böyle bir açıklamadan benim çıkardığım sonuç budur. Yine aynı günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet Kuzey Irak'ı ziyaret etti. Ortada Kuzey Irak'a yapılacak bir ziyaret için Türk dış politikasının gerektirdiği bir boyut yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuzey Irak'taki temaslarının altını çizerek söylüyorum. Açıklanan temaslarla sınırlı kalıp kalmadığı konusunda ben emin değilim. Açıklanmayan temaslar yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama hemen ertesinde yine Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde Kürt sorununun çözümü için HDP'nin muhatap olduğunu açıklaması şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mavi Vatan'dan taviz veririz, FETÖ'yle ve PKK'yla görüşürüz. Bunu da Amerikan Avrupa Birliği desteğini gelecek seçimlerde almak için bir paket olarak sunarız şeklinde okumak gerektiğini evet. düşünüyorum. Ve bunu tabii önce HDP'den değişik açıklamalar izledi. Bir bölümü tamam biz de muhatabız ama esas muhatap PKK'dır, Öcalan'dır şeklinde cevaplandırdı. Bir bölümü biz de muhatap olabiliriz dedi. Ama hepimiz biliyoruz ki esasen HDP partimsi bir yapıdır. Ve bağımsız bir iradesi yoktur. PKK'ya ve Öcalan'a duruma göre her ikisiyle uyum içinde
duruma göre bazen birisiyle bir diğeriyle çatışma, birisiyle uyum içerisinde biat eden bir partimsi yapıdır. HDP'nin bu açıklamalarının üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İYİ Parti Genel Başkanı ayrı ayrı açıklama yaparak HDP'nin meşru siyasi parti olduğunu söylediler hukuken. Tabii burada siyaseten cevap verilmesi gerek. İYİ Parti Genel Başkanı veya Grup Başkan Vekili Anayasa Mahkemesi üyeleri değiller. Siyasetçiler. Evet. Biz onlardan Anayasa Mahkemesi'nin görüşünü sormuyoruz. Siyasetçi olarak görüşlerini soruyoruz. Ve hukuk değerlendirmesi yapmalarını değil, siyaset değerlendirmesi yapmalarını istiyoruz. Tabii daha önce Akşener HDP eşittir PKK demişti. Eğer HDP eşittir PKK'ysa ve HDP de meşruysa PKK ne olur diye sorarlar adama. Ama gördüğümüz şu anda Cumhur İttifakı'na karşı kızgınlığı, ki halkın kızgınlığı haklı bir kızgınlıktır. Evet. Değerlendirmek için sarı muhalefet Amerika Birleşik Devletleri'ne şirin görünmek, Avrupa Birliği'ne şirin görünmek, PKK ve FETÖ'nün Türk iç siyasetindeki gayrimeşru etkilerini ve meşru gibi görülen seçmen yönlendirme anlamında etkilerini mobilize etmek istemektedirler. Onun için mesele aslında Kürt meselesi tartışılması değil, Millet İttifakı'nın yeni stratejisinin tartışılmasıdır. Aynı zamanda Sayın Akşener'in de geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu. Şimdi Millet İttifakı'na da gelmişken evet, hemen onu da sormak istiyorum. Başta zatenizin ve sizlerin partisinin bir genel başkanı sıfatıyla bunu sormak istiyorum. Son zamanlarda özellikle bu konular, Kürt sorunu vesaire diğer polemiklerin de gündeme gelmesiyle ve sizlerin de bunları gündeme taşımasıyla birlikte birçok gündemde, birçok manşette de Zafer Partisi'nin Profesör Doktor Ümit Özdağ Millet İttifakı'nı Cumhur İttifakı ile alakalı işte bazı kırılgan zeminler oluşturduğunu, hatta bu şekilde gündeme geldiğini, bölebileceğini ifade etmişti. Böyle bir durum söz konusu mu? Sizce ittifaklar konusunda Zafer Partisi'nin bir dokunuşu söz konusu olabilir mi bu süreçte? Bakın, biz Türkiye'yi bölen, Türk halkını birbirine düşman eden ittifakların peşinde ve içinde değil, Türk milletini kardeşçe birleştiren siyasetlerin önündeyiz, öncüsüyüz. Zafer Partisi kurulurken bunu çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Biz ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla işbirliği yapmayacağız dedik ve bu sözümüzün bugün de arkasındayız. Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi en sert şekilde eleştiriyoruz. Hatta bu konuda Türkiye'de bütün siyasetçilerin önünde olduğumu kişisel olarak söyleyebilirim. Saray rejiminin hatalı politikalarını eleştirme konusunda. Bundan dolayı da başkaları davalık değilken ben hakkında birçok dava açılmış, saray rejimi ve yandaşları tarafından dava açılmış ve dava açmış bir siyasetçiyim. Ama öte yandan Millet İttifakı'na da aynı mesafedeyiz. Şimdi soruyorlar zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiğimizde, ya siz neden muhalefeti eleştiriyorsunuz? Muhalefet yanlış şeyler yaptığı zaman, yanlış şeyler söylediği zaman sadece muhalefet olduğu için eleştiriden azade mi olmalı? İktidar mı sadece eleştirilir? İktidarın hatalarını zaten yıllardan beri söylüyoruz. Bu konuda ben kitaplar yazmış bir siyasetçiyim. Saray rejiminin çöküşü, ikinci tek parti rejiminin kuruluşu, hangi siyasi parti, hangi siyasetçi muhalefette Ümit Özdağ'ın yazmış olduğu saray rejimini eleştiren kitapları yazmış da veya hangisi bu siyasetçilerin
16 Nisan kirli referandumu gerçekleştiği akşam YSK başkanının kapısının önünde YSK başkanına hesap sormuş ve YSK'nın önüne çıkıp Türk milletinin oylarını çaldırtmayacağım diye sormuş. Kılıçdaroğlu da o akşam orada değildi. Meral Akşener de orada değildi o kirli referandum gecesi. Ama Ümit Özdağ orada kapının önünde Türk milletinin oylarının hesabını soran siyasetçiydi. Onun için biz muhalefetin yanlışlarını, ki bu muhalefeti sarı muhalefet olarak görüyoruz, tabii ki söyleyeceğiz. Türk milletinin kafasını bulandırmalarını tabii ki engelleyeceğiz ve şunu söylüyorlar, siz muhalefetin oyunu mu bölüyorsunuz? Biz de size, onlara diyoruz ki hadi canım siz de bir Türkiye'de seçmen oyu vardır. Muhalefetin oyu, iktidarın oyu yoktur. Seçimden seçime çıkar. Biz de politikalarımızla ve projelerimizle ve politik duruşumuzla Türk milletinin önüne çıkıyoruz ve Türk milletinden oy talep ediyoruz. İkincisi, biz Millet İttifakı'nın kendi içinde deveran eden, devri daim gibi dolaşan oylarına veya Cumhur İttifakı'nın kendi içinde dolaşan oylarına talip olacak kadar alanı daraltmıyoruz. Biz bütün büyük Türk milletinin oyuna talibiz ama oyuna talip olmadıklarımız da var diyoruz. İstiklal Harbi ile sorunu olanların, Cumhuriyet'in kuruluşuyla sorunu olanların, Atatürk'le sorunu olanların, Türkiye'yi soyanların, ormanları yakanların, askerimizi arkadan kurşun sıkanların canı cehenneme, bunların oyunu da istemiyoruz diyoruz. Evet. Onun için kimse bizim oyumuzu bölüyor diye ortaya çıkmasın. Milletin oyu kimsenin üzerine zimmetli değildir. İkincisi, biz Zafer Partisi olarak sarı muhalefetin aklının ucundan dahi almayı geçirmediği oylara da talibiz. Ve biz onun için aslında Türkiye'de siyasete yeni bir eksen getirdik ve Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ekseninin yerine Zafer Partisi sığınmacılar denilen, aslında Türkiye'yi örtülü şekilde istila eden örtülü istilacıları, Suriyelileri, Afganları ve diğerlerini ülkelerine yollayacak tek partidir diyoruz. Eğer bunların gitmesini istiyorsanız Zafer Partisi'ni seçerseniz, eğer kalmasını istiyorsanız hangisini seçerseniz seçin fark etmez diyoruz. Ve onun için yolumuzda da yürürken şunu net görüyoruz. Bugün Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın üzerinde birleştiği tek nokta var. O da Zafer Partisi'ne karşı oluş ve Zafer Partisi'ne ambargo koymak. Biz de bunun farkındayız. Gülümseyerek karşılıyoruz bunu. Mücadelemize devam ediyoruz. Ambargoları da sizin gibi demokratik tavır koyan televizyonlarla kırıyoruz, kırmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ittifaklardan, seçimlerden, oylardan da bahsettiğimiz için bir anket paylaşmak istiyorum izninizle. MAK Danışmanlığı'nın bir anketi. Daha önce oy kullanmamış, ilk kez oy kullanacak genç seçmenine sorulmuş bu ankette. Yarın seçim olsa tercihiniz bugünkü bileşenleriyle Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı olur denilmiş. Ve burada %30'luk bir oranın Cumhur İttifakı'na, %50'lik bir oranın Millet İttifakı'na, %12'nin HDP'yi ve %8'in ise kararsız olduğu tablosu karşımıza çıkıyor. Sizlerin de bu iddiaları neticesinde baktığımız zaman hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın oylarına bu anketleri de göz önünde bulundurarak şimdi iki tarafın da sizlere muhalif olduğunu söylemiştiniz ama Zafer Partisi'nin, Ümit Özdağ'ın da muhalefeti böldüğüne dair bu gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz sizler? Bu anketten de yola çıkarak cevaplamanızı istiyorum. Tekrar ediyorum, Türkiye'de çok kötü bir yönetim söz konusu ve daha kötü yönetilemez Türkiye. Buna rağmen AK Parti birinci parti. Bu bir iktidar sorunu değil, bu bir muhalefet, sarı muhalefet sorunu. Bu kadar kötü yönetilmesine rağmen hala ikinci büyük parti Kararsızlar Partisi. Şimdi
Böyle bir ortamda Zafer Partisi'nin muhalefetin oylarını böldüğünü söylemek yalancılık ve utanmazlıktır. Biz kurulalı daha bir ay oldu. Anketlere bile girmedik biz daha. Evet. Tamam. Anketlere bile girmedik daha sahada. Ve buna rağmen bu kadar kötü yönetilen bir ülkede hala AK Parti birinci parti ise, yükseldiği söylenen partiler AK Parti oyunun ancak yarısıysa, hatta ona bile ulaşamamışsa, burada sorun sarı muhalefetin Türk halkına ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Ve Türk halkını ikna edememesinden kaynaklanmaktadır. Muhalefetin burada yerinde saydığını söyleyebilir misin? Sayıyor. Bir, kendi işlerinde oy dever, şey yapıyorlar, değişimi yapıyorlar. Oysa Zafer Partisi her iki cephenin Türkiye'yi bölen ittifakın dışında ittifakı Türk milletiyle yapacağını söyleyerek ve Türk milletine iki konuda söz vererek. Bir, örtülü istilacıların hepsini bir sene içinde ülkelerine geri yollayacağız. İki, artık AVM'ler değil, artık fabrikalar inşa edeceğiz diyerek Türk milletinin oyuna talip oluyor. Bu anketleri önemsiyor musunuz Sayın Başkan? Ben kendisi de anket yapan bir akademisyendim. Hı hı. 1990'lı yıllarda çok büyük saha araştırmaları yürüttüm, yaptım, yaptırdım. Onun için eğer gerçekten bilimsel esaslar kullanılarak yapılırsa bir anket ortaya çok doğru sonuçlar çıkartır. Ama eğer anketör veya anket şirketi yönlendirme yapmak isterse de bu yönlendirmeyi başarıyla yapar. Kendi istediği sonuçları çıkartır. Onun için genel olarak anketler doğrudur veya yanlıştır demek yerine söylenmesi gereken şey hangi şirket yaptı ve bu şirket güvenilir bir şirket mi diye geçmişe doğru araştırmalarına bakıp o şekilde değerlendirmektir. Sayın Genel Başkan, önümüzde bir seçim süreci var. Bütün partiler hazırlıklarını buna göre evet. Yönlendiriyorlar, yapıyorlar. Ve birçok muhalefet partisinin de şu an gündemde tuttuğu konu, gelecek olan seçimlerde parlamenter sistemi öne çıkarmak ve bu süreçte bu başkanlık hükümet sisteminin def edilmesini sağlamayı kendileri alenen ifade ediyor. Zafer Partisi'nin bu konudaki duruşu ne olacak? Parlamenter sistemi, başkanlık sistemi hususunda biz neler düşünüyor? Biz 2023 seçimlerinin başkanlık seçimiyle olacağını düşünüyoruz. Ve 2023 seçimleri sonrasında parlamenter rejime geçiş süreci başlamalıdır inancındayız. Mecliste yapılacak çalışmalarla. Mevcut başkanlık rejimi veya cumhurbaşkanlığı rejimi aslında otoriter bir tek adam rejimi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk Devleti'ni bir aile şirketine dönüştürdü ve ağır bir devlet krizi yaşanmasına neden oluyor. Biz gelenekleri olan bir devletiz. Hem de büyük gelenekleri olan bir devletiz. Tarihin en köklü İki devletinden birisiyiz. Birisi Çin devletidir, birisi Türk devletidir. Mesela çıkalım buradan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önüne gidelim veya Ankara Emniyeti'nin önüne. Orada polisin armasını görürüz, çift başlı kartal. Çift başlı kartal, Selçuklu, hayır, Selçuklu'ya nereden gelmiş? Türklerin İslam öncesi gök tanrı inancında, göğün yedinci katında, gök tanrının kapısında bekleyen muhafızlar çift başlı kartallardır. Yine bugün Alsancağımızın üzerindeki ay yıldız Osmanlı'da bir savaştan sonra işte kan gölünün üzerine doğan gece ay yıldız değil, Göktürklerde Göktürk parasının üzerinde damgalı şeydir. Özetle devlet geleneğimiz çok büyük bir devlet geleneğidir. Şimdi Washington'a bir elçi atıyorsunuz. Elçiniz itimat mektubunu Beyaz Saray'a gidecek. Biden'a verecek. Biden kabul edecek. Ve elçiniz göreve başlayacak. Oysa ne oluyor? Elçiniz itimat mektubunu bir restoranda
Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısına veriyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti devlet geleneğiyle yönetilseydi Amerikan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılır, kendisine sert bir nota verilir ve Türk Büyükelçisi de Washington'dan geri çağrılırdı. Yine bir Biden-Erdoğan görüşmesi yapılıyor. Bu programı izleyen ve Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye oy veren aziz vatandaşlarımıza eğer izliyorlarsa lütfen bunu soğukkanlı bir şekilde değerlendirmelerini rica ediyorum. Biden'la görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti adına hiç kimse katılmıyor. Sadece Erdoğan giriyor. Yanında da Amerikan vatandaşı, bir tercüman. Tabii Biden'ın yanında Amerikan devletinin temsilcisi var. Ve biz bu toplantıyla ilgili Türk devlet kayıtlarına hiçbir şey geçirmiyoruz. Oysa devletler kişilerle sınırlı değildir. Erdoğan da Türk devleti değildir. Erdoğan içeride ne sözler verdi bilmiyoruz. Kendisine ne söylendi bilmiyoruz. Ama devlet böyle yönetilmez. Bırakın, kurumsallaşmış aile şirketleri bile böyle yönetilmiyor artık. Onun için bir devlet krizi yaşıyoruz. Çok ağır bir devlet krizi yaşıyoruz. Bu devlet krizini aşmak için tekrar devlette ortak aklı temsil eden, bunun kurumsallaşmasının zeminini oluşturan ve Türk son 150 senelik Türk devlet geleneğiyle de uyumlu halde olan parlamenter demokrasiye dönüşü gerçekleştirmek zorundayız. Zafer Partisi'nin görüşü bu yönde. Tabii. O halde. Parlamenter sistem. Bunu fırsatçı, ben başbakan olacağım. Şöyle. Tam da o konuya gelmek istiyorum. Yaklaşımlarla evet. Yapmanız mümkün değildir. Erdoğan bugün dese ki hadi dönüyoruz parlamenter demokrasiye var mısınız? 2023 seçimlerini parlamenter demokrasiyle yapalım. Doğrusu ben buna hayır derim. Getirdim bu rejimi. Hadi bu rejimle bir daha gidelim. Ve ondan sonra Türkiye bir düzlüğe çıksın. Sonra parlamenter demokrasi sürecini ortak akılla inşa ederiz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkan, Millet İttifakı içerisinde özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin hem başkanlık hem başbakanlık yönünden bazı açıklamalar olmuştu. Geçen günlerde Sayın Akşener'in katılmış olduğu bir programda başbakanlık iddiasında bulunmuştu. Hani ben başbakan olmak istiyorum gibi bir söylemde bulunmuştu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda da bir cumhurbaşkanlığına adaylık ya da ona göre bir hareketliliğin olduğu da kamuoyunun gündeminde. Sayın Akşener'in bu iddiasına sizler nasıl bir cevap verirsiniz? Buradan devam etmek istiyorum bu süreçte. Sayın Akşener'in biraz matematik çalışması lazım diye düşünüyorum. Çünkü matematik olarak mümkün değil. Neden mümkün değil? Eğer şöyle düşünüyorsa Cumhur İttifakı aday olarak Kılıçdaroğlu çıkartacak. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek. Parlamentoda çoğunluğu bu durumda tabii Kılıçdaroğlu bir HDP'nin desteğiyle seçilecek. İki, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ve DEVA'nın ve işte eğer Davutoğlu için olursa Davutoğlu'nun oluşturmuş olduğu blok mecliste çoğunluğu oluşturmayacak. Üstelik HDP'nin desteğine ihtiyaç duyacak mecliste çoğunluk oluşturmak için. Eğer böyle bir şey olursa. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. İyi Parti eğer o ittifak içinde ikinci parti olursa iki sene sonra birinci parti, ikinci parti gelmiş partiye güçlü başbakanlığı verir mi? Kendisi de sembolik cumhurbaşkanlığı ile yetinir mi? Üstelik meclisten güven oyu almak için de HDP'nin desteğine ihtiyaç duyan bir iktidar da başbakan olma modeli ne kadar gerçekçi olur? Onu ben biraz daha matematik çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gündem boşluğunda bu çok gündem yapıldı ama
Sayın Akşener'in en son başbakan olacağım demesinden sonra ne yazık ki Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuştu. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda bu süreçte tabii muhalefetin erken seçim gündemi de var. Siz bir erken seçim bekliyor musunuz Sayın Genel Başkan? Hayır, 2023'ten önce seçim beklemiyorum. Zamanında olur düşüncesindeyim. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yıllığı, iktidar hala çok kötü gidiyor. Bazı atılımlar yapmak zorunda seçim atmosferinin kendi açısından oluşması için ve pandeminin de daha ılımlı bir seviyeye doğru gerilemesi lazım. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda ben 2022 içinde de bir seçim beklemiyorum. Aynı zamanda yine Zafer Partisi'nin gündemine dönmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta, hatta bu hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü ile alakalı bir protesto düzenlediniz. Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosundan Türk bayrağının kaldırılması başlığıyla bu yapıldı ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkılacak olan bir okul gündeme evet. gelmişti bunun beraberinde. O süreçte polisle ve protesto süreciyle ciddi müdahaleler de söz konusu olmuştu. Bu hususta siz neler düşünüyorsunuz? Türk bayrağının kaldırıldığı ifadelerini kullanmıştınız. Buradaki gaye sizce nedir? Ve sizin nasıl değerlendirmeleriniz olacaktır? Bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklaması lazım. Yani vakıfların logosundan Türk bayrağını niye çıkardınız kardeşim? Evet. Siz hangi milletin Vakıflar Genel Müdürlüğüsünüz? Vakıflar bir Türk kurumudur. Muhteşem bir kurumdur. Ve Türk tarihinin önemli bir parçasıdır. Bunlarla ilgili kitaplar yazılmıştır yüzlerce. Türk tarihinin ve Türk kültürünün, Türk devlet geleneğinin bu kadar parçası olan bir kurumun logosundan Türk bayrağını çıkartmak nasıl bir iştir? İlgili bakan buna nasıl izin vermiştir? Erdoğan Türk bayrağının çıkartılmasından rahatsız olmamış mıdır? Türk bayrağının çıkartılması için şirkete 500 bin TL ödeme yapmışlar. Bu şirket kimin şirketidir? Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü bu değişikliği yaptıktan sonra bütün vakıf kurumlarında logo değişikliği yapılacak. Milyonlarca lira harcanacak bu işlere. Kimi zengin etmek istiyorsunuz Türk bayrağını çıkartarak diye biz bir hafta önce bir açıklama yaptık. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü uyardık. Sonra Kızılay'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün önünde basın açıklaması gerçekleştirerek süreci takip edeceğimizi ve bu yeni logo çalışmasını hukuka götürerek iptal edeceğimizi açıkladık. Hukukçu arkadaşlarımız çalışıyorlar ve mahkemeye götüreceğiz bu süreci. Tabii ondan sonra da Mustafa Necati Bey, İstiklal Harbimizin önderlerinden, evet. genç bir Kuvayi Milliyeci, İzmir'in işgali öncesinde yapılan toplantıların mimarlarından, İzmir'in işgalin hemen sonrasında Ege'de İstiklal Harbi'nin öncülerinden, sahada savaşmış ve Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanı çok genç yaşta vefat ediyor. Onun anısına o zaman 2. Ordu Komutanı olan Fahrettin Paşa'nın yaptırmış olduğu bir Fahrettin Altay Paşa'nın yaptırmış olduğu bir okul var. 94 senelik tarihi bir bina. Ve siz bu binayı yıkıyorsunuz kardeşim. Yıkılıp bir Suriyeli okulu yapılacağı iddia ediliyor. Evet. Avrupa Birliği fonlamasıyla Suriyeliler için Türkiye'de yapılacak okullardan bir tanesi yapılacakmış. Doğrusu bunu kabul etmek mümkün değil. Yani okul yapılacak başka yer yok mu? Neden? Hem Milli Eğitim Bakanı hem İstiklal Savaşı'nın önde gelen isimlerinden birisi. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da yine bir okulun ismini değiştirdiler. Orada da tepki verdik. Yani İstiklal Harbi'ne karşı
saray rejiminin yönetici kadroları arasında bir düşmanlık hissediyoruz biz. İstiklal Savaşı Türk milletinin savaşıdır. İstiklal Savaşı bugün bu ülkede bağımsız olarak yaşamamızı sağlayan savaştır. Bakın 1920'de, 21'de Sakarya ile Aras arasında sıkışmış 7 milyon Türk bir istiklal mücadelesi verirken bütün dünyada 300 milyon Müslüman ve Türk yaşıyordu. Ve bu 300 milyonun 7 milyonu hariç, yani 293 milyonu bir Hristiyan devletin, hükümdarın tahakkümü altındaydı kardeşim. Hani Sakarya'da onu şair anlatırken diyor ya, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur diye. Evet. Batı'nın 1071'den başlayıp 1920'ye kadar Haçlı zihniyetinin Türk milletinden intikam almak için Sakarya'da Yunan ordusuyla yüklenmesi söz konusuydu. Yani Sakarya'da sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşmıyordu. Sakarya'da Atilla da vardı, Sakarya'da Yıldırım da vardı, Sakarya'da Hazreti Fatih de vardı, Sakarya'da Kanuni de vardı. Şimdi siz bunu, böyle bir tarihi nasıl yok sayarsınız? İktidar milli değerleri itibarsızlaştırıyor mu sizce? İktidar milli değerlerde, dini değerlerde itibarsızlaştırıyor kardeşim. İslam 1000 sene içerisinde Anadolu topraklarında son 20 sene içinde olduğu kadar hırpalanmadı. Sebebi neydi sizce? Bakın çok açık. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Türk milletinin kurumudur kardeş. Siz eğer bunu alır bir partinin kurumu haline getirirseniz ve camide propaganda yaparsanız o zaman milleti bölersiniz. Bunu çok yoğun bir şekilde ama referandum sürecinde zirveye tırmandırarak ve o günden bu yana da zirvede sürdürmeye devam ediyorlar. Referandum döneminde dönemin Diyanet İşleri Başkanı'na seslenmiştim. Şimdi siz Hazreti Osman'ın katillerinin yaptıklarını yapıyorsunuz. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi hadisesini bilirsiniz. Ve bugün aynı şey yapılıyor. Millet bölünüyor. Kim tarafından? İktidarın İslam'ı istismar eden politikaları tarafından. Hiçbir zaman bu kadar deist ve ateist olmamıştı Türkiye'de. Bir sözüm yok. İnsan deist olabilir, ateist olabilir. Ama AK Parti'nin politikaları üretiyor deist ve ateistleri. İnsanları o noktaya sürüklüyor. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın politikaları sürüklüyor insanları. Bakın, Diyanet İşleri Başkanı Sovyetler Birliği'nde ateizmi destekleme dernekleri vardı. Onlardan daha başarılı ateist üretme konusunda. Ondan dolayı bugün toplumun %20'ye yakını gençlerde bu oran daha fazla ne yazık ki deizmi ve ateizmi tercih etmiş durumda. Ve bu AK Parti'nin yapmış olduğu tahribatın neticesidir. Bu çok çarpıcı bir iddia aslında. Yani AK Parti yaklaşık 20 yıldır muhafazakar kimliğiyle öne çıkan bir parti. Özellikle yani %51'lik kendi bahsiyle ifade etmek istiyorum. 150'lik oy alan bir parti. Bu konjonktürde değerlendirdiğiniz zaman bu iddia sizce de biraz akıl almaz bir iddia değil mi? Muhafazakar kesimin oy verdiği partinin nazarından bakacak olursak. Bak, anketler gösteriyor kardeşim. İmam hatiplerden deist çıkıyor. İmam hatiplerden deist çıkıyor. Üzerinde konuşulmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu gizli araştırmalar var.
Selefilik hiç olmadığı kadar gelişmiş durumda. Selefi imamlar var kardeşim. Tamam. Selefilik büyük bir tehdittir. İslam için tehdittir. İslam uygarlığı için tehdittir. Milli devlet için tehdittir. Özetle AK Parti İslam'a büyük zarar vermiştir. 20 yılda uyguladığı politikalarla. Ben bunu nerede gördüm biliyor musunuz? İran'da gördüm. Toparlayalım. Reklam aramız da geliyor. Buyurun. Yanımda çalışan 4 tane Güney Azerbaycanlı Türk vardı. Baktım Ramazan'da oruç tutmuyorlar. Birisini çağırdım yanıma. Dedim ki bak yanlış anlama. Sadece öğrenmek için soruyorum. Oruç tutma zorunda değilsin. Serbest isteyen tut, isteyen tutmaz. Ama dedim baktım siz dördünüz de oruç tutmuyorsunuz. Dedi ki hocam biz tutmuyoruz, biz Müslüman değiliz dedi. Şaşırdım. Nasıl dedim ya Arif hakikaten Müslüman değilmiş. Biz dedi Hümeyni iktidara geldiğinde Müslümandık, şimdi değiliz dedi. Nasıl oldu bu dedim. Dedi ki hocam dini tahrip ettiler. Her şeyi dedi İslam'la açıkladılar. Nasıl dedim. Şimdi aklımda kalan bir örneği, birçok örnek verdi. Dedi ki satrancı yasakladılar gayri İslami diye dedi. Sonra satrancı dedi kabul ettiler İslami diye. Özetle bugün İran'da İslam güçlü mü zannediyorsunuz? Hayır, ne yazık ki. Bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Gönülleri fethetmesi gereken bir anlayışın yerine bir baskı zihniyeti. Burada da söylenenle yapılanın farklı olduğu görülünce tabii ki vatandaş, gençler dinden soğuyorlar. Onun için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son 1000 senede dinimiz en fazla AK Parti iktidarı döneminde zarar görmüştür. Gençlerle devam etmek istiyorum. Evet. Türkiye'nin son bir haftadır gençler konusunda ciddi gündemleri var. Ama bu gündem dün veya bir önceki gün tam hatırlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı neticesinde konuşma yaptığı süreçte gençlerin barınamadıkları, yurt ve öğrenci evi fiyatlarının fahiş olduğunu dile getirmeleri neticesinde sizlerin de malumudur. Bir park eylemi gerçekleştiriyorlar, parkta yatma eylemi gerçekleştiriyorlar ve bu gençler örgütlenerek bir barınamama hareketi kurdular. Sayın Cumhurbaşkanı bu olayı Gezi Parkı olaylarının başka bir versiyonu olarak nitelendirdi. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu faaliyetin, bu eylemin birçoğunun öğrenci olmadığını, birçok buna katılan kişilerin terörle iltisaklı olduğunu, terör örgütü üyelerinin mensupları olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta konuğum AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Bey'di. Kendisi de bu hususta gençlerin bu eylemlerinin, bu yurt sorunlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradan bu kısma da devam etmiş olalım efendim. Evet. Öncelikle pandemi sonrasında tekrar yüz yüze eğitime geçilirken belirli sıkıntıların ortaya çıkacağı çok açık görülüyordu. Ve ben yıllardan beri, 86'dan beri öğretim üyesiyim. Yani 2015'e kadar öğretim üyeliğim devam etti. Ama hiç bu seneye kadar öğrenciler beni arayıp, faal öğretim üyesiyken de yerleşme sıkıntıları konusunda yardım istememişlerdi. İlk kez bu sene Eskişehir'den bir öğrencinin aramasıyla başladı. Antalya'dan Eskişehir'e gelmiş, ev bulamıyormuş. Beni neden aradın yavrum dedim. Durumu anlatmak için efendim dedi. Ben de kısa bir bilgi notu istedim kendisinden. Yolladı bilgi notunu. Sosyal medyada paylaştım. Sonra Konya'dan bir genç aradı. Dedi ki efendim biz Konya'ya dışarıdan okumaya geldik. Üniversite civarındaki dedi bütün evler Suriyeliler ve Afganlar tarafından kiralanmış. Eskiden oturduğumuz. Siz daha iyi bilirsiniz tabii.
Onun için de çok ciddi sıkıntı çekiyoruz yer bulmada. Başka arayanlar da oldular. Özetle böyle bir sorun var. Yanlış bir eğitim sistemi ve devlet yurtlarının yetersiz olması, 8 milyona yakın insanın Suriyelinin, Afgan'ın, Somalilinin, Bengaldeşlinin Türkiye'ye gelmesi, onların genellikle öğrencilerin tercih ettiği bölgelerde ucuz evlere yerleşmeleri, böylece öğrencilerin daha az konut bulabilir hale gelmesi bu sıkıntıyı ortaya çıkardı. Tabii böyle sıkıntılar ortaya çıktığı zaman araya örgütler girerler. Bu konunun, yani terör ve terör örgütlerinin eylemleri konusunda uzman bir insan olduğum için, eğer bana sorsalardı Cumhurbaşkanlığından veya İçişleri Bakanlığından, kendilerine çok panik yapmamalarını ve meseleyi bu şekilde lanse ederek çözemeyeceklerini söylerdim. Şaka bir yana, Erdoğan ve tabii Erdoğan'la birlikte bütün rejim unsurları gerçekleri olduğu gibi kabul etmek ve düzeltmek yerine her şeyi bir kutuplaşma aracı olarak kullanmak istiyorlar. Ve halkın bir bölümünün hafızasında olumsuz yer etmiş olan Gezi olaylarına atıfta bulunarak bugün gençlerin konut sıkıntısı, yurt sıkıntısı çektiği gerçeğini görmemezlikten gelmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye'yi böyle yönetemezsiniz. Türkiye'yi böyle yönetemezsiniz. Kendi gençlerinizi düşmanlaştırarak yönetemezsiniz. Sonra bu gençler bu ülkeden umutlarını kesiyorlar. Yanlış da olsa kesiyorlar. Ve okula bitirir bitirmez Türkiye dışına kaçıyorlar. Türkiye'de göç var diyoruz. Türkiye'de iki yönlü göç var. Bir, Asya'dan ve Afrika'dan Türkiye'ye milyonlar geliyor. İki, Türkiye'nin yetişmiş gençliği de on binler ve yüz binler halinde batıya gidiyor. Yetiştiriyoruz, yolluyoruz. Neden? Çünkü saray rejiminden baskı gördüklerini, kendilerine kaba davranıldık, dışlandıklarını, bir dayı olmadan köprüyü geçemediklerini görerek bu ülkeden kopuyor gençler. Muhalefet partileri bu ifadeyi çok yadırgadılar. Evet. Gezi Parkı olaylarının bir diğer versiyonu olması meselesini. Evet. Hususen buraya da değinmenizi istiyorum Sayın Genel Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi sizce ne kadar sağlıklı bir ifade gençler açısından? Hiç sağlıklı değil. Bak, hiç sağlıklı değil. İki, Gezi Parkı değerlendirmesi de yanlıştır Erdoğan'ın. Evet, Gezi Parkı'nın içerisine terör örgütleri girdiler istismar için. Gezi Parkı'nın içerisine yabancı servisler de girdiler. Onlar da müdahil oldular. Bunların hepsinin devlet elinde kaydı var kardeşim. Yüzlerce saat kayıt var devletin elinde. Bazen soruyorlar bana, ya hocam diyorlar, siz nereden biliyorsunuz veya Sayın Özdağ? Nereden biliyorum? Ben onlarca sene dersini verdim. Yani Polis Akademisi'nde ders verdim, istihbarat kurslarında ders verdim, harp okulunda ders verdim, jandarmada ders verdim. Evet. Biliyorum tabii. Yani bu öğrencilerim benim hala sahadakiler. Ve onlar da benim neyi bilmem gerektiğini düşünerek benimle paylaşıyorlar bu bilgileri. Güvenlik bilimi diye bir şey var. Devlet güvenlikle yönetilir. Ben de güvenlik bilimleri çalıştım ve öğrettim. Ama Erdoğan olayların çıkmasının nedenini gözden kaçırıyor. Tamamen apolitik olan gençler istihbarat örgütleri tarafından mı politize edildiler de Gezi'de sokağa çıktılar? Hayır. Erdoğan'ın dışlayan ve baskıcı
ve düşmanlık üreten politikaları o gençleri sokağa çıkardı. Yeter yahu dediler. Şimdi burada da evet Boğaziçi'ndeki olaylara terör örgütleri karışmış. Muhakkak karışmıştır. Onların işleri o. Hı hı. Ama gel kardeşim sen Boğaziçi'ne bu rektörü niye atadın? Onun bir cevabını ver. Çocuklar haklı. Bugün de çocuklar haklı. Yurt yok yeterince. Şimdi devlet yurtlarını gösteriyor. 4 kişi. Aynı odada. Aklı üstü ise 8 kişi. Ya Türkiye salgından geçiyor diyorsunuz. Daha 3 gün öncesine kadar sokağa çıkmak yasaktı. Şimdi nasıl siz bu gençleri bu kadar yoğun temas içerisinde birlikte yatırırsınız? Özetle böyle bir sorun var. Bu sorunu inkar etmek sorunu ortadan kaldırmaz. Bu sorunu terör örgütlerine tezgahlamak bu sorunu ortadan kaldırmaz. Siz terör örgütlerinin istismar edemeyeceği bir ortam yaratmakla mükellefsiniz. Devlet yönetme işi ciddi iştir. Ama tekrar ediyorum, devlet krizi yaşanıyor. Devlet şirkete dönüştürüldü ve onun için iyi de yönetilmiyor. Hiçbir anlamda iyi yönetilmiyor. Sayın Genel Başkan, bugün Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşen bir Soçi mutabakatı vardı. Bu hususta da geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabından önce ya da sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'la görüşeceğini bir hafta öncesinden kamuoyuna ifade etmişti. Fakat dönüşündeki ifadelerde de bir görüşme sağlanmadığını belirtmişti Sayın Erdoğan. Bu hususta S-400'lerle alakalı bir gündem vardı. S-400'lerin parasının ödendiği halde Türkiye'ye teslim edilmemesi ve Rusya'dan alınan diğer mühimmatların, diğer silahların, hava savunma araçlarının kullanıldığı takdirde ya da kullanılacağı takdirde Amerika tarafından yaptırılacak olan katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanacağı söz konusuydu. Ve bugün de Rusya ile bu hususta masaya oturuldu. Türkiye'nin dış politikadaki özellikle S-400 hususunda ve F-35'ler hususundaki adımlarını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ortada parası ödenmiş ve hala teslim alınmamış bir ticaret söz konusu. Şimdi Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemlerine ihtiyaç var. Hı hı. Bu ihtiyaç geçmişte kendisini gösterdiği için Hollanda gibi Konya büyüklüğündeki ülkelerin silahlı kuvvetleri getirip Güneydoğu Anadolu'muza Patriot füzeleri koyarak Türkiye'nin evet. güvenliğini sağladı. Şimdi, komik değil mi Muhammed Bey? Maalesef. Yani komik. Konya büyüklüğünde Hollanda NATO'nun en büyük ikinci ordusu denilen Türkiye'nin ordusunun sağlayamadığı güvenliği getirip sağlıyor Türkiye. Demek ki bu iş ihmal edilmiş. Son 20 senede ihmal edilmiş. Ondan öncesinde de ihmal edilmiş. Tabii ben ayrıntılarıyla savunma sanayi müsteşarlığı üzerinden gerek Çin'le yapılan görüşmeleri, gerek Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeleri, gerek Rusya ile yapılan görüşmeleri takip ettim. S-400'ler dışında bir başka tercih yapılabilir miydi? Yapılırdı. Yapılabilirdi. Şartlar farklı şekilde şekillendirilmek için çalışılabilir miydi? Alım şartları çalışılabilirdi. Ama Türkiye egemen bir devlettir. S-400'leri almaya karar vermişse kimse bunu durduramaz. Bu kadar basit. Bu noktadan Erdoğan'ın geri adım atması Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde diz çökmesi anlamına gelir. Erdoğan diz çökse de biz kabul etmeyiz. Zafer Partisi Türkiye'nin egemenliği konusunda en ufak bir taviz vermemek konusunda kararlıdır. Ama öte yandan hem bunca para veriyorsun hem de kullanırım diyorsun. Fakat henüz
silah sistemlerinde aktif hale getirmiyorsun. Aktif hale de Türkiye S-400'leri satın aldığı sistemleri getirecek kararlılığı göstermeli ki biz de sonucu görelim. Evet. Yani üzerine herhalde eskiden televizyonların üzerine örtüldüğü gibi dantel örtü örtmeyeceğiz biz S-400'leri. Ancak mesele sadece S-400'ler ekseninde incelenebilecek bir sorun değil. Onun ötesinde Türk dış politikasının yanlış yönetilmesiyle ilgili ve bu yanlış yönetimin sonucunda ne yazık ki Türkiye ağır şekilde sıkışmış durumda. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-İstan kuruluyor. Hemen bunun yanında bir Barzanistan var zaten şu anda. Ve bu PKK-İstan ileride Türkiye'ye yönelik bir operasyon merkezi olacak. Yani Suriye'yi parçaladıkları gibi Türkiye'yi de parçalamak istiyorlar. Sonra da sıra İran'a gelecek. Bizi Türk-Kürt diye birbirimize düşüremediler. Çünkü biz bir milletiz. Ama stratejik göç mühendisliğiyle Türkiye'ye iç savaş yaşayan Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan milyonlarca insan getirdiler. Bakın, Suriye'ye iç savaş başladıktan sonra getirilmişti cihatçılar, cihatçı selefiler. Türkiye'ye iç savaş başlamadan getirildi. Yüzlerce. Evet. Nerede yaşadıklarını bilmiyoruz doğrudur. İşte yeni öğrendik, iki askerimizin yakılarak şehit edilmesini emrini veren Suriyeli ne yapıyor? Gaziantep'te kuş dükkanı işletiyor, kuşçuluk yapıyormuş. İsmail Saymaz yazmasa tekrar tutuklanmayacaktı. Serbest kalmaya devam edecekti. Bu da bir devlet krizi. Öte yandan İdlib'de ve Elbaba kadar uzanan bölgede 5 milyon 100 bin Suriyeli Türkiye tarafından bakılıyor, besleniyor. Bunun 3 milyonuna sosyal yardım yapıyoruz. Burada devletin maaşlarını ödüyoruz. Burada okullar yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz, yurtlar yapıyoruz, havuzlar yapıyoruz. Parasını da biz ödüyoruz. Vergilerimizle Türk milleti. Kardeşim niye yapıyoruz biz bunları ya? Türk milletinin bundan çıkarı ne? Hadi patates yolladınız. Niye havuz yapıyorsunuz? Niye hastane yapıyorsunuz? Özetle artık bu sıkışmışlıktan Ruslar da bizi tehdit ediyorlar. Diyorlar ki içeriye bir iteriz, 4 milyon daha Suriyeli gelirse. Ve yapabilirler de ne yazık ki bunu. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seslendi ve Türkiye'nin artık yeni bir göç dalgasını karşılayacak bir yükü kaldıramayacak olduğunu ifade etti. Doğru söylüyor. Aslında mevcudu da kaldıramıyoruz. Dünyada hiçbir devlet, hiçbir toplum 8 milyonu içeride besleyip 3 milyonu da dışarıda besleyerek yürüyemez. Şimdi bazen bize soruyorlar Zafer Partisi'ne. Diyorlar ki ya sizin sığınmacıları, işte Suriyelileri, Afganları geri yollamaktan başka projeniz yok mu? Biz de diyoruz ki evet. Güzel. Dikkat edin diyoruz. Evet, bizim bir projemiz var. Diğerlerinin yok. Birincisi bu. İki, tarihin en büyük geriye göç sürecinden bahsediyoruz. Zafer Partisi'nin projesi tarihin en büyük geriye göç ve en kısa zamanda geriye göç projesidir. Anadolu Kalesi projesi. Ama sadece onları geriye götürmek değil, yeni göçlerin de gelmesini engellemeye yönelik bir projedir. Bir sene içinde 8 milyon insan ülkelerine dönerken 2050'ye kadar gelmesi beklenen 200 ile 300 milyon arasındaki göçün durdurulması projesinden bahsediyoruz. Peki bu insanlar geri dönünce ne olacak? Bakın bir projemiz nelere ne olacak? 2 milyon insan Türkiye'de şu anda gayri resmi olarak çalışıyor. 2 milyon Türkiye iş yeri açılacak. Bu 2 milyon insan ayda 100 dolar alsalar memleketlerine yollamak için 2 milyar 400 milyon ediyor yılda Türkiye'den çıkan para. 2 milyar 400 milyon dolar Türkiye'de kalacak. Kiralar düşecek. Öğrenciler daha kolay ev bulacaklar. Yurt bulamasalar bile. Birkaçı bir araya gelecekler.
bulacaklar. Temel gıda maddelerinin fiyatı düşecek. Patatesin fiyatı düşecek, soğanın fiyatı düşecek, makarnanın fiyatı düşecek. Ekmeğin fiyatı düşecek. 8 milyon daha az insan tüketecek. Bugün 8 milyon insan günde 1 litre su tüketse 8 milyon litre su. Su kaynaklarımız azalıyor. Bakın, ensar ve muhacir diyorlar ya, ikna etmek için. Ensarla muhacir arasında bile kavga çıkmıştır. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ayet gelmiştir. Peygamberimiz müdahil olmuştur. En çok kavga neden çıkmıştır? Su paylaşımından çıkmıştır. Şimdi Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Mersin, Antalya. Bakın, Antalya'ya kadar olan bölgede 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Ve bu bölge Kahire iklim kuşağına kayıyor. Ne demek bu? Şu. Burada yıllık ortalama 20 derece. Kısa bir süre sonra Kahire iklim kuşağına geldiğinde yıllık ısı ortalaması 27 derece olacak. Daha az su anlamına gelecek bu. Hı hı. Tamam. Daha az verimlilik anlamına gelecek. Daha az ürün anlamına gelecek. Su kaynakları için çatışma demek. Daha az ürün oldu mu daha pahalı olacak ürün. Suriye'de iç savaşın çıktığı Dara bölgesinde 4 sene üst üste kuraklık oldu iç savaştan önce. Onun için evet, Zafer Partisi'nin birçok projesi var. Ama Türkiye şimdi bir otomobil olarak düşünürsek el freni çekilmiş durumda. Biz Anadolu projesiyle el frenini indireceğiz, öyle gaza basacağız. Yoksa motoru yakarız. Sayın Genel Başkan, programın da sonuna doğru yaklaşıyorum. Bu yüzden sorularım da yaklaşık 2-3 evet. sorum kaldı. Onları da ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen bir tasarı söz konusuydu. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülke ocaklarını ilgilendiren bir tasarı. Ve bu ülke ocaklarına yönelik bir tasarıda araştırılması gerektiği ifade edilmişti. Amerikan kamuoyunda bu şekilde yansımıştı. Ama bu iddiada epeyce konuşuldu Türkiye gündeminde. Ülke ocakları genel merkezi ile birebir bir irtibat kurdum. Genel Sekreter Bey ile görüştüm. Bu hususun oradaki Bozkurtlar adında bir ekibin olduğunu ve bunun terörle iltisakının ya da Amerika devletlerinin muhatabının olduğunu ifade etti ve kendileriyle alakalı bir durumun olmadığından söz etti. Genel manada Milliyetçi Hareket Partisi tavanına ya da tabanına baktığımızda ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapmadı ve bu konuda da biraz sessiz kalmak istediler. Ülke ocaklarının dış politikada bu şekilde bir tahribata yol açması sizce nasıl değerlendirilmeli? Hem Milliyetçi Hareket Partisi nazarında hem Ülke Ocakları Gençliği nazarında. Muhatapları size gereken cevabı vermişler. Benim bunun dışında bir cevap vermem söz konusu değil. Ama rahmetli babam Muzaffer Özdağ Ülke Ocakları'nın ilk tüzüğünü yazan kişidir. Ben de Ülke Ocakları'nda büyüdüm ve Ülke Ocaklı olmaktan hep gurur duydum. Aynı zamanda ekonomik konuda da biraz irdelemek istiyorum sorunları. Buyurun. Geçtiğimiz yine haftalarda Türkiye'nin gündemine düşen, tırnak içinde ifade ediyorum, fahiş fiyat söz konusu vardı. Ve bununla alakalı olarak da Birleşmiş Milletler dönüşü, genel kurul dönüşü Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada Türkiye 5'ten büyüktür ifadelerini kullandı. Ve bu 5'ten büyüktür ifadesi biraz daha irdelendiğinde Türkiye'deki zincir marketlerin ortaya çıktığını ifade etmişti. Ve bununla alakalı olarak da Ticaret Bakanlığı bir operasyon adı altında bir fiyat denetimi yaptığını söyledi. Ama her ne kadar önüne geçilemese de vatandaşın bu konudan oldukça muzdarip olduğunu görüyoruz bizler de. Bu fahiş fiyat olayını, polemiğini sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu denetimlerle bunun önüne geçilebilir mi sizce? Zaman zaman Sayın Erdoğan'ın bazı açıklamaları beni çok güldürüyor. Bir de İstanbul'daki yüksek binalardan şikayetçi olmuş, bunları rant oluşturmak isteyenler yapıyor demişti. Doğru, bunu Zafer Partisi yaptı. Zafer Partisi verdi bu yüksek kat izinlerini. Kardeşim, bunu siz verdiniz ya. 94'ten beri İstanbul'u onlarca sene yönettiniz 2018'e kadar. Onun için İstanbul'da iyi ne olduysa sizin sorumluluğunuz, kötü ne olduysa da sizin sorumluluğunuz. Ama görülen şey şu ki
İstanbul'u tahrip ettiniz ve İstanbul'a karşı suçlusunuz. Şimdi ben bunu söyleyince şaşırmaya gerek yok. Erdoğan kendisi de şaşırdı. Hı hı. Kendisi söyledi bunu, biz suçluyuz diye İstanbul'a karşı bir cinayet işlediler. Şimdi bu açıklamayı da yüksek kat açıklamasına benzetiyorum. Ekonomiyi yönetemezseniz, tasarrufu değil, lüks tüketimi teşvik ederseniz, Türkiye'nin kaynaklarını heba ederseniz, fabrikaları kapatıp AVM'ler açarsanız, 66 milyar dolarlık devlet fabrikasını özelleştirip 55 milyar dolar borç alıp içinde %60'ı yabancı malı olan ürünler satarsanız, AVM'ler inşa edip satarsanız, Türk çiftçisinin üretimini durdurup yılda 25 milyar dolar tarım ürünlerine yabancı çiftçileri zengin etmek için ve onları getiren yandaş firmaları zengin etmek için para aktarırsanız, sonunda sizin bakkalı, çakkalı, süpermarketi suçlamaya hakkınız yok, suçlu sizsiniz. Türkiye'yi yönetemiyorsunuz. Onun için istediğiniz kadar müfettiş çıkartın, ekonominin gerçeklerini müfettişlerle düzeltmeniz mümkün değil. Önce uçaklarınızı satın kardeşim. Uçaklarınızı satın. Önce müfettiş yollayacağınıza 5 tane maaş alan AK Partililerin 4 tanesinin maaşlarının 4 tanesini kesin. Onlara başka istihdam alanları yaratın o paralarla. Önce Türkiye'nin tekrar üretmesinin önünü açacak atılımlar başlatın. İsrafı durdurun. Tasarrufu teşvik edin. Bunları yapmayıp, efendim bu 5 tane firma yüksek fiyatla satıyorlar, onun için hayat pahalı derseniz, millet size inanmaz, nitekim de inanmıyor. Yani bugün AK Parti'ye oy veren seçmene de sorsanız, bunun doğru olmadığını size söyleyecektir. Artık Türkiye çözüm istiyor. Bakın, Türkiye çözüm istiyor. Ne istiyor Türkiye? Türk halkı 8 milyon örtülü şekilde Türkiye'yi istila eden Suriyelinin, Afganlının, Somalilinin, Bengaldeşlinin ülkesine dönmesini istiyor. Artık Türk insanı çalışacak iş istiyor. Türk insanı kendi ülkesinin sokaklarında korkmadan yürümek istiyor. Giremediği mahalle olmasın istiyor. İstediği yere girsin istiyor. Metroda akşam evine dönerken Türkçe konuştuğunda herkes anlasın istiyor. Şimdi anlamıyor İstanbul'da. Herkes Arapça konuşuyor belirli bölgelerde. Türkiye'de Suriye mafyası olmasın istiyor. Afgan mafyası olmasın istiyor. Ve Türk halkı devletin geri gelmesini istiyor. Liyakat ilkesine göre işlerin verilmesini, yapılmasını istiyor. Biata göre değil. Aynı zamanda biz de Zafer Partisi olarak Türk milletine samimiyetle söz veriyoruz. Bir sene içerisinde bütün Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin ülkelerine dönmesinin organizasyonunu, planlarını Anadolu Kalesi projesiyle gerçekleştirdik. Bunu hayata geçireceğiz. Bu bir. İki, devlet planlama teşkilatını kuracağız. 12 yıllık kalkınma planını gerçekleştireceğiz. Ve üretimi teşvik edeceğiz. Üretime aktaracağız kredileri. Yeni istihdam alanları yapacağız, yaratacağız. Devlet iş alanları yaratacak ama üretime dönelik iş alanları yaratacak. Bunlar gerçekleştiği takdirde hem evet, ekonomik hem iç siyasi, evet, hem iç sorunların birçoğunun halledilebileceğini düşünüyorsunuz o halde. Evet, Türkiye bu sorunları halleder. Umutsuz olmaya hiç gerek yok. Tarihin en eski milletiyiz biz. Tarihin en kıdem devletine sahibiz. Bugün yanlış politikalar neticesinde belirli sıkıntılarla karşı karşıyayız ama iyi bir yönetimle önümüzdeki dönem
Türkiye'nin içinin ve dışının daha da çalkantılı olacağını düşünerek, bunun önlemlerini alarak iyi bir yönetimle, liyakatli bir kadroyla Türkiye'nin halledilmeyecek hiçbir meselesi yoktur. Suriyeliler, Afganlar gider. Bugün ülkemizi terk etmiş, yurt dışına gitmiş gençlerimiz de ülkelerine döner ve burada gururla çalışmaya devam ederler. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız, soruları cevapladınız ve evet. çözüm önerilerinizi sundunuz evet. aynı zamanda. Evet. Aslında çağın da en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Hep eleştiri odaklı, sürekli sorunlar, sürekli polemikler. Evet. Fakat çözüm önerileri dediğimiz zaman herkesin aklında bir soru işareti kaldı. Bu hususlarda da sorduğumuz soruların hepsine de cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, reaksiyon programımızın bu haftaki bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta konuğumuz Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ Bey bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Türkiye'nin iç ve dış siyasetini, ekonomik sorunlarını, içsel kendi sorunlarını konuştuk ve kendilerinin çözüm önerilerini almaya da gayret gösterdik. Haftaya tekrardan yeni bir konukla sizlerin karşısında olmak ümidiyle iyi akşamlar diliyoruz.